Merhaba Tinnek sayesinin tatlış pandası. Yeni videomuza hoş geldin. Bugün seninle değişik bir video yapacağız. Bugünkü videoda sana bazı şeyler anlatmak istiyorum. Belki de işine yarayacaktır. Biraz kendi hayatımdan, biraz başkalarının hayatından. Ama umarım senin için faydalı olacaktır. Aranızda sınavı kötü geçenler var, biliyorum. Mezuna bırakmayı düşünenler var. Ya da belki de gelecek en kötü yere gitmek isteyenler var. Onlara biraz konuşmak istedim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu hayatta bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bu sistem her zaman ahlaklı, onurlu, şerefli insanlar tarafından yönetilen bir sistem değil. İnsanların geleceğinin belirsizliği sadece bir sınavla belirlenmemeli. Bunun da farkındayım. Ancak şu bir gerçek. Biz maalesef o nefret ettiğimiz sistemin içerisinde yaşıyoruz. Ve ben çocukluğumdan beri böyle bir sistemin olduğunun farkındaydım. Ve kendime çocukken daha dedim ki ben vasıfsız bir insan olmak istemiyorum. Ben bundan daha iyisini hak ediyorum. Ve bu sistemden de nefret ediyorum. Bu sistemin de farkındayım. Ve bunun asla bir parçası olmayacağım dedim. Tahmin edin ne oldu? Maalesef o sistemin bir parçası oldum. Ve maalesef sizin de bu sistemin bir parçası olmanız lazım. Ne demek istiyorum? Dostlarım, sevgili pandalar. Sizin 15-20 belki 25-30 yıllık yaşamınızda kurulan bir sistem değil bu. Çok daha eski. Binlerce yıldır var olan bir sistem. Ve maalesef bu sistemi biz kendi kısacık ömrümüzde değiştiremeyiz. Ancak değiştirebilecek olanlar güçlü olanlardır. Güç sahibi olanlardır. Çok güçlü olursan, çok güç sahibi olursan bu binlerce yıldır var olan sistemi bile yıkabilirsin. Peki nasıl güçlü olacağız? Yükselerek, şu an olduğumuzdan daha iyi olarak, kişisel gelişimle, araştırarak, öğrenerek, okuyarak, gelişerek, o sistem sahiplerinin tembel oldukları için yapmadıkları şeyleri yaparak, onlardan daha iyi olarak. Ancak bu şekilde güçlü olabiliriz ve sistemi değiştirebiliriz. Ama şu da bir gerçek. İstediğin kadar dışarıda güçlenmeye çalış. Maalesef ahlaksız, onursuz, şerefsiz, pislik insanlar da aramızda mevcut. Yani sistemin bir parçası değil, sistemin bir parçası olamadığı için de senin benim gibileri aşağıya çekmeye çalışanlar. Kimdir bunlar mesela? Seni hiç arayıp sormadığı halde sınav döneminde nasıl geçti sınav diye arayıp soran, ondan sonra senin dedikodunu sağa sola yapan ya da sen üzüldüğünde, sen mutsuz olduğunda sevinen arkadaşlar, belki ailen, belki akrabaların. İşte o ahlaksız insanlar, o sistemin dışarısındaki pislikler, kendileri yükselemediği için bizim de yükselmemize izin vermeyenler bu tarz insanlar. Sizin çoğunuzun da zaten kaygı duyması, korkması, endişelenmesi tamamıyla bundan. Yoksa çoğunuzun şunu diyebilecek kapasitede olduğunu biliyorum. Ya alt tarafı bir sınav, seneye tekrar denerim. Evet, kesinlikle. Olması gereken de bu. Ama maalesef bize bunu dedirtmiyorlar. Peki biz ne yapabiliriz güçlü olmak için, savaşabilmek için? Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Güçlenebiliriz. Güçlenirsek bizim karşımızda sadece ve sadece ezilip diz çökeceklerdir. Nasıl güçlenebiliriz? Maalesef o sevmediğimiz sistemin bir parçası olarak. O sevmediğimiz sistemin bir parçası olursak ister istemez güçleneceğiz. Eğer sistemi değiştirmek istiyorsan onun çarklarından biri olman lazım. Çünkü sistem çarklarla hareket ediyor ve sen eğer o çarklardan birisi olursan onu değiştirebilirsin. Yönünü değiştirebilirsin. Kötüden iyiye yapabilirsin. Kötü kararların alınmasını engelleyebilirsin. İyilerin kazanmasını sağlayabilirsin. Bakın arkadaşlar, iyi kötü kavramları size ne kadar yakın ya da uzak bilmiyorum. Ama bu dünyada gerçekten iyiler ve kötüler var. Kötü insanlar dolandırıcılar. Sizin dostunuz gibi gözüküp aslında size zarar vermeye çalışanlar. Kim bilir, belki de ben de onlardan biriyim. Ama eğer bunu sormaya başladıysanız, evet doğru bir noktadasınız. Herkesten, her şeyden şüphe edin. Ailenizden de şüphe edin. Akrabalarınızdan da, arkadaşlarınızdan da, kendinizden de şüphe edin. Acaba ben bu sınavı gerçekten kazanmayı hak ediyor muydum? Bu soruyu sorun kendinize. Eğer cevabınız samimi bir şekilde evetse size bir sözüm yok. Ama siz gerçekten çalışmadıysanız, yalan yanlış tavsiyelerde bulunan dolandırıcı hocaları takip ettiyseniz kaybetmeyi biraz da hak etmişsinizdir. Ya da aileniz, akrabanız, arkadaşlarınız gerçekten onlar mı sizi kötü etkiledi yoksa onlar size gerçekten yardımcı olmaya çalıştı da siz mi başarısız oldunuz? İşte bu soruları sormak iyi bir başlangıç. Bu soruları sormaya başlamak zorundasınız. İşte bu soruları soracaksınız ki güçlenmek için bir sonraki adımınızı doğru bir şekilde bulabilin. Sistemden bahsetmeye devam edeyim. Bu sistem, dünyada yaşadığımız bu haksız, adaletsiz dediğimiz sistem. Ve sen ister istemez bunun bir parçası olman lazım. Bunun bir parçası olmak için de onun senden istediklerini vermen lazım. Yanlış olduğunu bile bile. Ömründen 1-2 yıl sınava vermek mantıklı geliyor mu? Belki çoğunuza gelmiyor ama sistem senden bunu istiyor. Vermek zorundasın. Sistemde güç sahibi olmak için iki seçeneğin var. Ya Sedat Peker olacaksın ya da yalancı siyasetçilerden ya da kendince iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan olacaksın. Ama şunu söyleyeyim. Onur, şeref, ahlak. Sistemde olsan da bunun hala sende kalmasını sağlayabilirsin. Örneğin Şeyma Subaşı ya da Sedat Peker
hangi özellikleriyle, hangi yoksunluklarla sence ünlü oldular ya da para sahibiler ya da senin yaşamak istediğin hayattan daha iyisini belki de onu yaşıyorlar? Sen cevabı anlamışsındır. Ama aynı şekilde sisteme girip onurlu şerefli davranabilen insanlar da var. Bizim şu anda yaşadığımız iyi kötü, ahlaklı diyebileceğimiz şeyleri yaşatan insanlar da var. Elbette kimse mükemmel değil. Onların da yanlışları olmuştur. Elbette ki kötülerin neler yapabileceğini öngörememiş olabilirler. Ama biz hala iyiler olarak o sisteme girip savaşmaya devam edebiliriz. Bu yüzden sistemin senden istediklerini vermen lazım. Eğer okumaktan başka çaren yoksa, artık vasıfsız işlerde çalışan bir vasıfsız eleman olmak istemiyorsan, ailenden iyi kötü saygı görmek, akrabalarından saygı görmek ya da en azından kazanmak istiyorsan, bir şekilde iyi olduğunu göstermek için, ki bunu istemekte hiçbir sorun yok, her insan bunu isteyebilir, o zaman çalışman lazım. Çok çalışman lazım. Diyeceksin ki çalıştığım zaman da garantisi yok. Yok, yapabileceğimiz bir şey yok. Çoğunuz belki de bana diyeceksiniz ki çok çalıştım ama kazanamadım. Evet, böyle arkadaşlarımız da var. Ama ancak şu an birçoğunuzdan daha güçlüyüm. Ve bunu övünmek için söylemiyorum. Gerçekçi oluyorum. Bazı özgürlüklerini kazanmış birisi olarak söylüyorum. Ve bunlar fedakarlık gerektirdi. Bunlar çok çalışma gerektirdi maalesef. İstediğim hayatı yaşayamadım. İstemediğim bir hayatta bazen de istemediğim şeyleri yaptım. Ama yapmak zorundaydım çünkü sistem, işte bu sistemin içerisinde yaşıyoruz. Sistemi yönetmek istiyorsam onun bir parçası olmak zorundaydım ve onun bir parçası oldum. Şimdi de yükselmeye çalışıyorum. Ama yine dediğim gibi şeref, ahlak, onur, bunları kaybetmeden, yine insanları kandırmadan, dolandırmadan, onların zamanını ve parasını almaya çalışmadan. Elbette bazı şeyler yapıyorum ve karşılığında para istiyorum ki bu hepimizin hakkı. Sen gidip bir bakkalda kasiyer olarak çalışırsan bakkaldan para isteme hakkına sahipsin. Sen gidip bir benzincide çalışırsan, sen gidip bir firmada çalışırsan o firmadan para istemeye hakkın var. Ben de emeğimi parayla satıyorum. Doğrudur ama unutmayın, her işçi emeğini parayla satar. Bunda kötü bir şey yok. Bazıları bana çok fazla eleştiri yapıyor bu konuda. Evet, ben de isterdim açıkçası. Hani herkese ücretsiz bir şekilde yardımcı olayım ama maalesef hayatımız çok kısıtlı ve yaşarken yapmamız gereken ilk şeylerden biri de karnımızı doyurmak, giyinebilmek, barınabilecek bir yere sahip olmak. Siz çoğunuz buna uzaksınız belki henüz. Daha belki ailenizle yaşıyorsunuz, daha belki sonraki adımı bilmiyorsunuz. Ama öğreneceksiniz. Hayatın ne olduğunu öğreneceksiniz, merak etmeyin. Zorla ya da kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Benim bu ses kaydını oluşturmam yaklaşık 15-20 dakika. Temizlemem yine bir 15-20 dakika. Paylaşmam yine bir 15-20 dakika. Bir saatim gidiyor. Bir tane ses kaydı için. Ve bunların karşılığında para kazanmak zorundayım. Çünkü yaşamak zorundayım. Çünkü nereye kadar annemden babamdan para alabilirim ki? Nereye kadar? Çoğumuzda onlar bile yok. Aramızda gerçekten çok şanssız olanlar var. Hani şunu demeyi sevmiyorum. Aa bak, orada bacağı olmayan bir insan var. Ne kadar iyi, benim bacaklarım var. Hadi gideyim ders çalışayım. Böyle bir şey olamaz. Bunu diyen insanlar var da. Yani bu kadar da olmaz yani, anladın mı? Hani bir dilenciyi görüp işte o bir dilenci. İşte bak ben bir dilenci değilim, şimdi şükredip ders çalışmalıyım. Bu kadar da değil. Böyle bir saçmalığa inanmıyorum da. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kişisel olarak kendimizi geliştirirsek sistemin o tembellerini geçebiliriz ve sistemde o tembellerin yerini alıp güçlü olabiliriz. Yükselebilirsiniz. Şu an hali hazırda DGS'li olsun, YKS'li olsun, başka sınavlarla yükselip yerlere gelmiş insanlar görüyorum. Bazıları mesleğini yapıyor, bazıları bu mücadelenin ona kattığı şeylerle güçlenmiş ve başka şeylerle uğraşıyor. Ticaretle uğraşan var, YouTuber olan var, mesleğini yapan var, çeşitli insanlar var ama hepsinin ortak bir noktası bir şekilde mücadeleyi bırakmamış, kendini geliştirmiş ve kazanmış. Ya geçen bir yorum geldi YouTube'da. Kitap okuma, kitap okuma diyorsun, ben sınava girdim hiçbir faydasını görmedim. Ya bunu yazan bir insanın ben kitap okuduğuna %100 inanmıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hani kitap okumanın faydası yok. Yani yıl olmuş 2021, dünyayı yönetenlerin hepsi delikanlı gibi diyor ki biz kitap okuyoruz ve hepsinin büyük büyük kütüphaneleri var. Dünyanın en iyi üniversitelerine baktığımızda her birinin yüz binlerce kitabı var. Adam diyor ki bana kitap okumak işe yaramaz. Şimdi böyle vasıfsızlarla da uğraşıyorum gün içerisinde. Sonra işte gergin oluyorum yani. Ne yapayım işte? Bunu yazan adama ne yazayım ben? Böyle yapanlara yapabileceğimiz tek bir şey var arkadaşlar. Engelleyip, bloklayıp, ignorlamak. Yani başka bir şey yok. Yani bu adam çünkü şeylerden, hani dedim ya, sistemin içerisinde olanlar var, iyiler kötüler ve sistemin dışarısında iyiler kötüler var, ahlaksız, onursuz, şerefsizler. İşte bu arkadaş maalesef öbür taraftan bence. Çünkü bir kitap okumanın gerçekten faydasını görmeyeceğini zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle ya bana taş atmak ya
iyi bir şeyi kötü göstermeye çalışan böyle dengesizlerden vardır öyle insanlar bilirsiniz. Hani ya kendisi yapar ya gider bak bir şey anlatacağım şimdi. Siyasete çok girmek istemiyorum ama şimdi bir şey anlatayım. Ulan sen Almanya'da yaşıyorsun. Türkiye'ye geliyorsun son model BMW arabayla. Cebinde bir tomar para. İstediğin her şeyi satın alabiliyorsun. Gurbetçilerden bahsediyorum. Ondan sonra diyorsun ki Almanya çok kötü yeğenim. Sakın gelmeyin. Gelmeyin anam. Biz zorla yaşıyoruz. Aman gidebilme imkanımız olsa da gitsek. Yani ama sorduğun zaman onlara Türkiye cennet diyelim. Türkiye cennet siz kıymetini bilmiyorsunuz ya. Kibirli adam siz yüzsüzsünüz ya falan filan diye. Sana hakaret eder ama gider Almanya'da yaşar. Stuttgart'ta yaşar. Hamburg'da yaşar anasını satayım. Yani bu hani kitap okumayı faydalı bulmuyorum diyen arkadaşları bunlara benzetiyorum. Hani dediğim gibi ya 200'lü insanlar her yerde arkadaşlar. Vallahi billahi. Hani size böyle tatlı gözüküyor, size böyle iyilik yapıyormuş gibi gözüküyor ama arka planda nasıl bir karakterde olduğunu, arka planda tek derdinin para olduğunu, sadece uygun zamanı kollayan bir insan olduğunu hiç bilemezsiniz bile. Dediğim gibi bu ben de olabilirim. Şüphe etmekten sakın vazgeçmeyin. Benden de şüphe edin, başkalarından da şüphe edin. Ama zaten doğru olanı siz karar verirsiniz. Sizin için doğru oysa uygulayın. Başkasını takip etmek mi? Edin. Beni takip etmek mi? Edin. Ama ne olursa olsun lütfen her zaman şuna inanın. Doğru tavsiye mücadele ve zorluk içerir. Bir insan sizi kolaya yönlendiriyorsa bilin ki sizi sömürüyor. Yani orada atıyorum bir saatlik fonksiyon videosu dururken sana 10 dakikada fonksiyonu bitiriyoruz videosu çeken adamı izlersen o 10 dakikada fonksiyon videosunu çeken adamın suçu değil. O senin salaklığın. Biraz da yani. Şimdi kimse yanlış anlamasın ama hani o biraz da senin salaklığın oluyor yani. Kusura bakmayın. Yani izlediğiniz nasıl yediğimiz şeyler bizi tanımlar. İzlediğiniz insanlar da sizi tanımlar. Kimi izlediğinize dikkat edin bence. Ve son olarak şuna değinmek istiyorum. Şimdi eğer ki sınavınız kötü geçti ise lütfen pes etmeyin. Yine uğraşın. Hem sınavlarla uğraşın. Hem hayata mücadele etmeye uğraşın. Aranızda bazen şunu söyleyenleri duyuyorum. Yok işte intihar edeceğim. Salak mısın abi? Ne alakası var ya? İntihar... Yani 15-20 yıldır yaşadığın bu hayatta intihar mı edeceksin gerçekten? Yani çok mu yaşadın? Yani çok yaşadın da karar mı verdin yani intihar etmenin doğru olduğuna? Ya ben intiharı zamanında düşünmüş bir insanım ama yapmadım. Çünkü neden biliyor musun? Gülmek, ağlamak, gezmek bunlardan vazgeçmek istemedim ki. Sen istediğin kadar intihar et sevgili panda, sevgili dost. Ama biz yaşayıp gülmeye, eğlenmeye, belki de ağlamaya ki o da bir şeydir. Devam edeceğiz. Yaşamazsan, yok olursan hiçbirine sahip olamazsın. Dolayısıyla bu tarz şeyler dünyanın sonuymuş gibi düşünüp aptalca şeyler düşünmeyin ve aptalca hareketler yapmayın. Ama gerçekten ben bu hayatı sevmiyorum diyorsan intihar et, ötenaziye karşı bir insan diyelim. Gerçekten insanın kendi hayatını sonlandırma hakkına saygı duyuyorum. Ama intihar edersen de et yani. Sen gidersin, biz iki gün sonra gülüp oynamaya devam ederiz ve sen yok olmuş olursun. Ama biz devam edeceğiz yani. Anladın mı demek istediğim? Dolayısıyla intihar böyle boş şeyleri düşünenlere buyur. Kapı orada, çatı orada diyorum. Ne yaparsan yap, ben karışmıyorum. Ama saçmalığını da söyleyeyim yani. İstediğini şimdi yapabilirsin. Ne yaparsan yap. Ben onlara yardımcı olamayacağım maalesef. Onun haricinde eğer şöyle bir durum varsa hani işte bir doğru yaptım ama bir yanlış yaptım ya da bir doğru yaptım emin değilim diyen arkadaşlar isterseniz sonuçları bekleyin. Seneye bırakmayı düşünüyorum diyen arkadaşlar yine sonuçları bekleyin. Kazanacağından emin olan arkadaşlar da sonuçları beklesin. Her türlü arkadaşlar lütfen şu an heyecan yapmayın artık. Sonuçları bekleyin ve sonuçlar geldikten sonra kararınızı verin. Sonuçlar geldikten sonra mezuna bırakabilirsiniz. Yeniden hazırlanabilirsiniz. Vazgeçebilirsiniz. Hepsine saygım var. Karar sizin kararınız. Ama en azından bir sonuçları bekleyin yani. Şimdiden ne fazla mutlu olun ne fazla üzülün. Hiç gerek yok. Artık günlerinizi oyun oynayarak, okuma yaparak, gezerek, eğlenerek, spor yaparak falan geçirin. Artık bu saatten sonra DGS düşünmenin bence kimseye bir faydası yok. Yok cevap şu muydu, yok bu muydu? Yok böyle kafadan netlerinizi hesaplayıp işte şunu ne işaretledim hatırlamıyorum diye triplere girmeye. Gerek yok. Sonuçlar gelsin. Ondan sonra da ne yapacağınıza karar verin. Unutmayın. Hayat sizin hayatınız ve yaşam devam ediyor. Bu sınav olmazsa bir sonraki olur. Bu arada şeyden de bahsedeyim bu çalınan soru muhabbeti. Çalınan soru muhabbeti maalesef yanlış arkadaşlar. Nasıl yanlış? Ya o geri zekalı sınavın içerisinde fotoğraf çekmiş. Oradaki gözetmenlerin suçudur. Oradaki güvenlikçilerin suçudur. Hani onun girmesine izin veren. Kamera ile içeri girmiş ve geri zekalı kendi şeyini fotoğrafını çekmiş. Hem de 3 sayfa yuh anasını satayım. Neyse o gerizekalının bireysel suçudur. Dolayısıyla sınav iptal edilmez. Ve böyle bir beklentiye girmeyin. Zaten DGS genellikle üvey evlattır.
Bunu da bilin. O yüzden şimdilik çok fazla bir şey takmayın. Zaten tercih döneminde de size yardımcı olacağım. Merak etmeyin, o tarz yine videolar gelecek. Hem ücretsiz videolarım olacak, hem isteyenlerle birebir ilgileneceğim. Ücretli bir şekilde, dediğim gibi benim de bir şekilde karnımı doyurmam lazım. Sonuçta pandalar kolay karınlarını doyuramıyorlar. Biliyorsunuz günün yarısından fazlasını yiyerek, yarısından fazlasını da uyuyarak geçiriyoruz. Evet, ikisi de yarısından fazla olduğuna göre ben günde 100-150 yaşıyorum. İşte bu yüzden yüzde problemlerini beceremiyorum. Ve son olarak hakkımdaki bir eleştiri, durmadan sınava giriyorsun'a da yine detaylı cevap vereyim. Arkadaşlar dediğim gibi ben hayali olan bir insanım. Hayalime hala henüz ulaşamadım. Belki ulaşırsam bir gün sınavlara girmeyi tabii ki de keserim ama kesmeye de bilirim. Şimdi yalan olmasın. Boğaziçi'ni kazansam bile girebilirim. Ki bu girmem kimseye zarar olmaz. Sadece ben değil, işte bilindik hocalardan Şenol Hoca da giriyor. Matematiğin Güler Yüzü de giriyor. Başka arkadaşlar da giriyor. Yani sınavda ekstradan bir yarışçı olması size bir şey ifade etmez arkadaşlar. Yani bugün birçok insan defalarca aynı yarışa girer ve kazanır yani. Hani orada önemli olan o kişinin yarışa girmesi değil. O kişi sizin geçememeniz. O biraz sizinle alakalı bir durum. Peki niye geçemiyorsunuz? Ezik olduğunuz için falan değil ki. Daha az çalıştığınız için. Benim kadar çalışan, beni geçen çok insan var. Benim yetiştirdiğim öğrenciler arasında bile var bu. Ve siz de beni geçebilirsiniz. Dolayısıyla geçmeye çalışın. Hani bizden daha iyi olmaya çalışın. Hani bizim sınava girmemizden rahatsız olmak veya bizi sınava girmekten engellemek yerine bizi geçmeyi öğrenmeye çalışın. Bizden daha iyi olmaya çalışın. Ki ben size bu tavsiyeleri açık açık veriyorum. Ne yaparak beni geçebilirsiniz, ben ne yaparak başarılı oldum diye. Her şeyi açık bir şekilde söylüyorum. Dolayısıyla lütfen ön yargılarınızdan kurtulun. Sınavı fazla takmayın artık. Olan oldu. Bu videoluk böyle olsun. Görüntümü koymakla uğraşmak istemedim. Şimdilik hemen bu videoyu yayınlamak adına. O yüzden umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar daha çok isterseniz söyleyin. Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Merak etmeyin. Eleştiriden korkan bir insan değilim. Sadece saygısızlığı sevmiyorum. Şimdi sen mesela bana ya bence yanlış düşünüyorsun diyebilirsin. Asla böyle yorumları şey yapmam, silmem ama şimdi sen bir salaksın, yanlış konuşuyorsun diyemezsin. Ben de kimseye diyemem. Gidip mesela kimseye bir salaksın diyor muyum ben durduk yere? Merhaba sen salaksın. Merhaba salak. Böyle bir şey diyemeyeceğim gibi siz de diyemezsiniz. Lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin ama dediğim gibi seviyeli olmaya dikkat edelim. Ve lütfen dediğim gibi takmayın artık. Oyun oynayın. Bilgisayardan, PUBG vesaire bir şeyler oynayın. Ama lütfen artık takmayın, üzülmeyin. Sonuçlar gelene kadar kimse hiçbir şeyi bilemez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili pandalar. Hoşça kalın.